Merhaba sevgili öğrenciler. Biyoloji Seve hoş geldiniz. Bu dersimizde kalıtımla ilgili çeşitli sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorudan başlıyorum. Bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalarla kalıtımın temel ilkelerini bulan ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisi? Evet, kalıtım sorusunda böyle güzel bir soruyla başlamak çok iyi oldu. Çünkü kalıtımın temelini oluşturan veya direkt genetiğin babası diyebileceğimiz kişi Gregor Mendel'dir. Bezelyeler üzerinde çalışmalar yapmış ve bulduklarını kaydedip makaleye yazıp yayınlamıştır. Ancak Öldükten 100 yıl sonra değeri anlaşılan insanlardan bir tanesi de daha sonra buna genetiğin kurucusu e, ünvanını vermişlerdir. Bunun dışında Matthias Schilden'a bakalım. Matthias Schilden hücre üzerine çeşitli çalışmalar yapıp hücre teorisine çeşitli katkılarda bulunmuştu. E, Charles Darwin canlıların tek bir atadan meydana geleni yani evrimi savunan insanlardan bir tanesidir. Ivan Pavlov ne yapmıştı? Bu da e, köpekler üzerinde yaptığı bir çalışmayla şart refleksi bulmuştur Rus bilim insanı Tudor Şivan için şöyle diyebiliriz. Bu da yine hücre üzerinde çalışmalar yapmıştır. Ve hücre teorisinin kurucusudur diyebiliriz. Dolayısıyla cevaba Bursa dedik. Hemen gelelim ikinci soruya. Homozigot dominant saç karakterine sahip bir baba ile homozigot dominant buna bir hemen şöyle kalemin rengini değiştirelim. E, dominant dediği için ve homozygot dediği için bunu bir harfle ifade edelim. A-A, aa diyorum. E, bir babayla homozigot resesif saç karakterine sahip bir anne, homozigot resesifse o zaman resesif neydi? Çekinikti. Dominant baskındı. Buraya babayı yazdık. Şöyle babanın işaretini yazıyorum. Buraya anneyi yazdık. Annenin işaretini yazıyorum. Tamam. E, oluşan bir çocuğun sarı saçlı olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baba e, baktığımızda e, baba siyah saçlı olsun. Burada tam olarak vermemişiz. E, anneyi de sarı olarak alalım. Baktığımızda ikisini çarp çarpalım. Şuna ben ne diyorum? siyah diyorum. Buna da sarı diyorum. Sarı çekinik. Şimdi A ile şöyle büyük A büyük ayla, küçük A küçük A diyoruz. Çaprazladığımızda bakın çaprazlamak son derece kolay. Büyük A küçük A diyoruz. Sonra bununla bunu çarpıyoruz. Hepsi tamamen aynı olacak ama yine görmeniz açısından ne yapalım? Hepsini çarpalım. Şöyle bakın tamamı yüzde yüzü heterozigot çıktı. Yani büyük A küçük A çıktı. Peki hangisi daha baskın? Büyük A daha baskın. Büyük e, harfle yazanlar her zaman baskın yani dominant olan bireylerdir. Peki büyük A'yı biz siyah olarak kabul ettik. Küçük A'yı da sarı olarak kabul ettik. Siyah daha baskın olduğu için %100 bütün bireyler siyah olacak. Dolayısıyla buna da Adana diyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Büyük A küçük A büyük C küçük C genotipindeki bir hücrede A ve C genleri aynı kromozom üzerinde bulunan bağlı genlerdir. Bu hücrenin AC gamet çeşidi bulundurma ihtimali yüzde kaçtır? Crossing over gerçekleşmemiştir diyor. Şimdi hemen bir tane hücre çizmek istiyorum. Hemen üzerindeki genleri de yazalım. Ne demiş? Büyük A ile büyük C aynı kromozom üzerinde yani bağlı genler. Hemen karşısına homologlarını yazalım. E, alergenlerini genlerini yazıyorum. A'nın karşısında büyük A'nın karşısında küçük A var. Büyük C'nin karşısında da küçük C var. Gördüğünüz gibi. Şimdi eğer parça değişimi yoksa yani A'lar ve C'ler yer değiştirmiyorsa mayoz bölme esnasında bu hücre mayoz bölme geçirdiğinde kromozom sesi yere inecek. Şuradaki kromozomları bir hücreye alalım. Büyük A diyorum. Buraya da büyük C diyorum. Diğer hücreyi de yazalım. Buraya da küçük A ile küçük C'yi yazıyorum. Gördüğünüz gibi iki çeşit hücre oluşuyor. Peki büyük A, C gametin olma ihtimali nedir? Yarısı büyük A, büyük C, yarısı küçük A, küçük C olduğu için cevabımız %50 olacak diyoruz. Peki bunun ikinci bir formülü var. Hemen formül üzerinden de anlatalım. Ee, bağlı genlere baktığımızda bir tane heterozigotluk durum bulmamız lazım. Mesela bu heterozigot durum. Ee, dolayısıyla bir tane bulmamız yeterli. Bağlı genler üzerinde bin tane bile heterozigot olursa bir tane e heterozigotluk durum arıyoruz ve bunu şöyle 2 üzeri n formülüyle yazıyoruz. Bir tane heterozigot durum için 2 üzeri 1 yazıyoruz. Dolayısıyla cevabımız yine 2 olmuş oluyor iki çeşit oluşuyor. Yarısı büyük ağaca, yarısı küçük ağaca şeklinde söylemiş olduk. Dolayısıyla buna da Ceyhan diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Tamam. Genotipindeki bir hücrede büyük A, küçük B, büyük de genleri aynı kromozom üzerinde bulunan bağlı genlerdir. Şimdi hemen bakalım. Kocaman bir hücre çizmeye çalışalım. Büyük A'yı yazıyorum. Küçük B'yi yazıyorum büyük D'yi yazıyorum. Sonra da karşısına büyük A'nın karşısına küçük A var hemen. Homozigot alel yazıyorum. Büyük B'nin karşısına küçük B'yi yazacağız. O zaman buraya büyük B yazıyorum. Büyük D'nin karşısına küçük D olacak. O zaman buraya küçük D'yi yazıyorum. Şimdi crossing over gerçekleşmemiştir. Yani karşılıklı gen değişimi yok. Dolayısıyla bu hücre mayoz bölüme geçirdiğinde yarısı şuradaki kromozomu alacak. Yani şöyle düşünün hemen Büyük A'yı yazıyoruz. Küçük B'yi yazıyoruz. Büyük D'yi yazıyoruz. Yarısı da şu kromozom olarak ayrılacak. Kromozom sayısı burada birinci kromozom, ikinci kromozom. Kromozom 2 iken 1'e inecek. Çünkü mayoz sonrası kromozom sayısı yarıya iner. O zaman buraya da küçük A'yı yazdım. Büyük B'yi yazdım ve küçük D'yi yazdım. E, baktığımızda küçük A, büyük B küçük D. Evet şurayı bize sormuş. Yarısı büyük A, küçük B Büyük D olduğu için ve diğer yarısı da küçük A büyük B küçük D olduğu için yine gelme ihtimali yüzde 50 yüzde 50. Son derece kolay sorular. Geldik beşinci soruya. Büyük A ile büyük B geni arasındaki crossing over olma ihtimali yüzde beş. Büyük A ile büyük C arasındaki crossing over olma ihtimali yüzde yirmi ise B ile C arasındaki crossing over olma ihtimali yüzde kaç olabilir? Şimdi bu tarz sorularda şöyle bir çizgi çiziniz ve yüzdelikleri metre olarak alabiliriz. Mesela A ile B arasındaki mesafe için ne demiş? %5 demiş. O zaman burayı 5 birim olarak alabiliriz. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. Biraz işimizi kolaylaştırır. Burayı 5 birim olarak alıyorum. Şöyle tamam. bunun dışında şöyle çizmiş olduk. Bize demiş ki A ile C arasındaki crossing oranı %20. Tamam hemen C'yi önce buraya yazalım. İki durum var. Eğer bu durum tutmazsa ikinci yolu deneyeceğiz. %20 demiş. O zaman şöyle A ile C arasındaki mesafe burayı 20 olarak aldık toplamda. Ee, ve bize neyi sormuş? B ile C arasındaki mesafe. Şurada 5 birimlik bir uzaklık var. 20'den 5'i çıkarırsak burada 15 birimlik bir mesafe kalmış olacak. 15'i seçeneklerde göremiyorum. Dolayısıyla bir de C'yi buraya yazalım. Şimdi burayı bir daha A ile C arasındaki mesafe 20 almıştık. Peki bize neyi soruyor? B ile C'yi soruyor. 5 birimde burada var. Toplarsak 25 olacak. Seçenekler arasında var mı? Var. Cevabımız Adana olacak. Son derece kolay. Gelelim 6. soruya. Yukarıdaki olaylardan hangileri kesinlikle kalıtsaldır? Şimdi eğer mutasyon üreme hücrelerinde veya üreme ana hücrelerinde meydana gelirse kalıtsaldır. Ancak vücut hücrelerinde meydana gelirse Vücut hücreleri yeni yavru oluşturmadığı için bu kalıtsal olmaz. Yani kalıtsal olabilir, olmayabilir. Kesinlikle dediği için bunu kabul etmiyoruz. Adaptasyon her zaman kalıtsaldır. Adaptasyon nedir? Canlının yaşama ve üreme şansını arttırmak için göstermiş olduğu kalıtsal davranışlara diyoruz. Mesela ördeklerin perdeli ayaklarını düşünün. Geneline baktığımızda bu ördeklerde perdeli ayak var. Dolayısıyla bu özellik anneden babadan yavruya aktarılabiliyor. Peki bu günlük hayatta işini kolaylaştırma evet yüzmeyi kolaylaştırıyor. O zaman buna direkt adaptasyon diyebiliriz. Modifikasyona bakalım. Modifikasyon neydi? Çevrenin etkisiyle genin işleyişinde meydana gelen değişiklikler. Kalısal değildir. Örneğin işte gittiniz spor yaptınız. kaslı bir vücut yaptınız veya işte güneşe gittiniz bronzlaştınız. Dolayısıyla doğacak çocuğunuz kaslı veya bronz doğmayacaktır. Yani bu kalısal değildir. Yalnız iki olacak. Bakalım 7. soruya. Şekilde görüldüğü gibi AB ile küçük AB bağlı genler olup crossing over olma ihtimali %20 olduğuna göre büyük A küçük B genlerini taşıyan bir gametin oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce bu hücre mayoz bölünme geçirdiğinde nasıl olacak? Normalde crossing over olmazsa bağlı genler yani aynı kromozom üzerindeki genler aynı hücreye gidecek. Bunlar da aynı hücreye gidecek. Yani normalde büyük AB ve küçük a ve hücreleri oluşacak. Tamam. Demiş ki bize soruda crossing over olma ihtimali %20 olduğuna göre. Şimdi crossing over olursa şöyle düşünün. Mesela büyük a ile küçük a yer değiştirdi. O zaman ne olacak? Küçük a'yı buraya aldığımızı düşünelim. Küçük a büyük b şeklinde bir hücre oluşacak. E peki bir yandan da büyük a buraya geçtiği için bir yandan da büyük a küçük b oluşacak. Peki toplam crossing over olma ihtimali %20 ise o zaman burada %10'luk bir durum var. Her zaman crossing over'ları eşit alacağız. %10'luk da burada var. Peki %100'lük durumdan %20'yi çıkarırsak kalan %80'i de normal duruma paylaştıracağız. Yani burası da %40 ve %40 şeklinde eşit bir şekilde dağıtmamız lazım. Bize neyi sormuş? Büyük A, B genlerin taşıyan bir gametin oluşma ihtimali. Büyük A, küçük B'yi arıyoruz. Hemen bakalım. Büyük A, küçük B'ye %10 diyoruz. Cevabımız denizde olacak. Son derece kolay. Geldik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir? Ördeklerin perdeli ayaklara sahip olması deminki soruda açıklamıştık. Kalıtsaldır yavruya aktarılabiliyor. Devlerin hörgüçlerinin yağ depolaması yaşama şansını artırıyor hörgüçlerde. Yağ vardır yağlar yakıldığında çölde su az bulunuyor. Bol miktarda enerji ve su açığa çıkar. Ve bu yavrudan yavruya yani anne babadan yavruya aktarılır. Dolayısıyla kalıtsaldır. Kaktüslerin kalın ve dikenli yapraklara sahip olması hem koruyor hem de kaktüsler bol miktarda su depo ediyor. Çölde yaşamını kolaylaştırıyor ve kalıtsaldır kaktüslerin geneline görülür. Bu kalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi kamufle ediyor ve avcılar tarafından fark edilmesini engelliyor. Ve bütün bu kalemunlarda bu özellik olduğu için bu da kalıtsal kabul ediyoruz. İnsanların derinin güneşte bronzlaşması bu bir modifikasyondur. Dolayısıyla Edirne diyoruz. Gelelim 9. soruya. Kan grubu ARH pozitif olan Enis bir kazada kan kaybına uğramıştır. Enis'in arkadaşlarından hangileri Enis'e kan verebilir? Şeklinde soru sorulmuş. Şimdi bu arada soruda bir eksiklik var. İdeal kan alışverişine göre olacak soru. Şimdi ideal kan alışverişi nedir? Soruyu değiştirmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Kan alışverişinde. Şimdi ideal kan alışverişi şudur. Herkesin kendi kan grubundaki kişilerle kan alışverişi yapmasına biz de değerli kan alışverişi diyoruz. Şimdi baktığımızda enisin kan grubu nedir? ABRH pozitif. O zaman enis sadece ABRH pozitiften kan alması gerekiyor. Cevabımız tabii ki hızır olacak. Peki alternatif durumlar e, diyelim ki ideal kan alışverişini bulamadık. Yani aynı kan grubunda bulamadık. O zaman alternatif durumlara bakacağız. Bu durumda baktığımızda RH pozitif genel alacağız. Yani herkesten kan alabilir. Dolayısıyla Recep'te, Yunus'ta Yunus da ee, zor durumlarda en ise kan verebilir. Ama ideal kan alışverişi olarak soruyu çözdüğümüz için cevabına denizli diyoruz. Ee, buraya sadece soruda ideal kan alışverişi olayını yazmayı unutmuşum. Bunu da eklemiş olduk. Gelelim 10. soruya. Kan grubu 0 RH pozitif olan bir kişide aşağıdakilerin hangisi bulunmaz? Kan grubu 0 RH pozitif olan bir kişide. Şimdi 0 ne demek? Ee, al yuvar zarı üzerinde eğer bir kişinin alyuvarları üzerinde antijenler varsa A antijeni varsa kan grubu A olur. Eğer AB antijenleri beraber varsa kan grubu AB olur. Eğer alyuvar üzerinde hiç antijen yoksa kan grubu 0 olur. Peki RH için ne diyoruz? Eğer sizde D antijeni varsa kanınızda sizin kan grubunuz RH pozitif olur. Eğer sizde D antijeni yoksa o zaman kan grubumuz RH negatif olur. Peki antikor nedir? Antikor da kan plazması üzerindeki proteinlere diyoruz. Antijeni antikorlar her zaman yabancı madde olarak kabul eder. Yani antikor her zaman antijeni çökertir. Yani sizde diyelim ki AB kan grubusunuz. O zaman sizde hem A antijeni hem B antijeni var. O zaman sizde AB antikoru olmaması gerekiyor. Yoksa AB antikoru kendi kanınızı çökertir. A antikoru antijenini çökertir. B antikoru B antijenini çökertir. Buna dikkat ediyoruz. Yani e, burada dikkat etmemiz gereken aynı kan gruba sahip kişiler çok rahat kan alışverişi yapabilir. RH negatif olanlar ve sıfır olanlar e, genellikle diğer durumdaki kişilerden yani diğer kan gruplarına sahip kişilerden kan alamıyorlar. Çünkü direkt onların antijenlerini çökertiyorlar. Şimdi bakalım kan grubu sıfır RH pozitif olan bir kişide aşağıdaki hangisi bulunur? Sıfır demek AB antikoru AB antijeni yok demek. O zaman sıfırda ne var? Hem A antijeni, pardon hem A antikoru hem de B antikoru var. Antijen olmadığı için antikor var. Eğer antijen olsaydı antikor olmayacak. RH pozitif demek D antijeni demek. Bakalım ya da RH antijeni diyebilirsiniz. Hangisi bulunur? Ee, antijen bulunmuyordu. Yani AB antijenleri bulunmuyordu. A ve B antijenleri yok. A ve B antikorları var. Ee, D antikoru yok. D antijeni olacak. Dolayısıyla cevabımız denizli 12. soru. Aşağıdaki durumlardan hangisinde heterozigotluk vardır? Heterozigot ne demek? Ee, biri büyükse diğeri küçük olacak. Dolayısıyla şuraya baktığımızda heterozigot durumu çok rahat. Homozigot, 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 homozigot. Şurası homozigot baskın yani dominant homozigot çekinik diyoruz buna da. Ve buna da Ceyhan dedik. Bir dahaki derste e, yine kalıtımdan soru çözmeye devam ediyorum. E, çok sayıda kalıtımla ilgili sorular çözeceğiz. Ee, bu arada e, zilinize eğer abone olmuşsanız bildirimleri açmayı unutmayın. E, bu arada sizler için e, sınavda yaklaşıyor. TYT sınavda yaklaşıyor. E, güzel e, çıkma ihtimali olan sorular hazırlayıp sizinle paylaşacağım. Ve çıkma ihtimali yüksek olan en çok sordukları soru tiplerini ve konularda sizler için bir analiz yapıp çıkarıp inşallah kısa zamanda sunumunu yapacağım. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.